edilmeyi ve dişir ki bi azmihi ve sadadihi. Ahmedullahi Teala ve estağfiruhu ve eşhüde en la ilahe illallahü emere bis sabri fis serrahi ve darrahi. Ve eşhüde enne Muhammeden Resulullahi fil hakkı külle velayi. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Emma ba'du feya ibadullahi usikum bi takvallahi ve taatihi. اِنَّ اللّٰهِ مَا لَذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قَالَ اللّٰهِ تَعَلَى ف۪ي مُحْكِمِ كِتَابِهِ الْكَر۪يمِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Teala biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olmaları için yarattık buyuruyor Zariyat Suresi'nin 56. ayet kerimesinde. Öyleyse hepimiz Allah'a kul olmak mecburiyetindeyiz. Sadece kulluk var. Kullukla mutluluk paralel bir seyir takip eder. Allah'a kul olmak nerede başlar? Allah Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde buyuruyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana kul olacaksınız diye. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün insanların yaratılma sebebi Allah'a kul olmak ve Allah'a ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a kul kılmak için yeter mi? Allah'a ahd vermişiz. Ruhumuzu da, veçhimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek için. Misakimizle, İrademizin verdiği misakla, ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin verdiği yemin, misak ve ahd beraberce hem Allah'ın ahdini oluşturuyor, hem bizim ahdimizi oluşturuyor. Öyleyse teslimler dizisi bir bütündür. Bu bütünün hangi safhasındasınız o kadar mutlusunuz. Allah-u Teala'nın bizi kul etmekten muradı ne? Allah-u Teala'nın bizi kendisine kul etmekten muradı bizi mutlu kılmak. Mutlulukla Allah-u Teala'ya kul olmak aynı paralel içerisinde devam eden bir müessesedir. Öyleyse bütün insanlar Allah'a kul olacaktır. Görev Allah'a kul olmaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci kulluğun içindesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kulu olmuştur. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuştur. Allah Teala bunu açık bir şekilde Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudühâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî buyuruyor sahabe için. Onlar tağut'a kuldular diyor. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Tağut'un kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmak bir müesseseyi ifade ediyor. Allah-u Teala Kur'an için Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir diyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk rehberidir diyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Kur'an-ı Kerim'i bütünleştirdiğiniz zaman iç dünyanızda, o zaman Kur'an-ı Kerim'in bu üç cephesini ayrı ayrı sezebilecek olan imkanların sahibisiniz. Mutluluğunuz Kur'an-ı Kerim'le garanti altına alınmıştır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir diyor Allah-u Teala.
Öyleyse Allah Teala sizin mutluluğunuzun garantisini veriyor. Bu mutluluk nasıl bir mutluluk? Bu dünyada en uzun süre yaşayanlardan biri olduğunuzu düşünelim. 100 sene yaşayın. Hayır, imkansız ama 200 sene yaşayın. Ama orada cennette sonsuz bir hayat sizi bekliyor. Enerji bedenlerinizle yaşayacağınız, bütün mutlulukları ard arda eksiksiz bir şekilde devam ettireceğiniz bir muhteşem dizayn, sonsuza kadar devam edecek olan bir yaşantı, bir sonsuz mutluluk. Garanti ediyor Allah Teala size bunu. Hem de birinci kat cenneti değil, ikinci kat cenneti değil, üçüncü kat cenneti garanti ediyor Allah Teala bir tek dileğiniz üzere. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala da size mutluluğunuzu garanti edecek. Üçüncü kat cenneti mutlaka size hediye edecek. Bunun için hazır. Sizden de bir şey istemiyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Ben diyor sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım ve sizi üçüncü kat cennetin sahibi yapacağım. İşte Rabbimiz Allah, hepimizi yaratan Allah Teala bu müjdeyi veriyor bütün insanlara. Ve insanlar bu muhteşem dizaynı yaşamak yerine mutsuzluğun bütün boyutlarını yaşamaya kendilerini adıyorlar. Bir tarafta Allah'ın garanti ettiği mutluluk var ve ondan sonra kendi iradenizle devam ettirebileceğiniz onun ötesi de var. Bir tarafta da sadece şeytanın size devamlı telkin ettiği huzursuzlukları yaşamak var. Tercih sizin. Allah-u Teala bütün insanları demek ki Allah'a kul kılmak üzere yaratmış. Allah'a kul etmek için. Birinci kullukta Allah'laşmayı dileme noktasını görüyoruz. Görüyoruz ki onlar, o insanlar tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar sahabe. Sadece bir tek dilekle, Allah'laşmayı dilemekle. Onlara mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Hem cennet mutluluğu hem de dünya mutluluğu. Her gün 24 saatlik bir zaman devresini yaşarsınız. Allah Teala bu 24 saatin 12 saatten fazlasını mutlu geçireceğinizi garanti ediyor size. Sadece bir dileğiniz üzerine her gün 24 saatin 12 saatten fazlasını, yarıdan fazlasını mutlulukla geçireceğinizi garanti ediyor. Nefsinizin kalbinde %51 nuru yerleştirmeyi garanti ediyor. Bunun manası davranışlarınızın yarıdan fazlası pozitif olacaktır. Başkalarına da huzur verecektir. Size de huzur verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizin için sadece sizin mutluluğunuzu ister. Onun isteğine paralel hareket etmek veya etmemek sizin elinizde. Ne zaman onu devreden çıkartırsanız, o zaman kendi kendinize kalırsınız. Ve şeytana karşı müdafaasızsınız. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın pozitif ilmini inkar etmek istikametinde kullanılıyor. Fuhuş da nefsinizin afetlerine tabi olmanızın ifadesi. Hangi ölçüde tabiyseniz o kadar fuhuştasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken, huzur içinde yaşamak varken, Allah'a kul olmakla bu sağlanıyorsa, Allah da bunu garanti etmişse, o zaman bütün insanlara bu müjdeyi vermelisiniz. Siz diyeceksiniz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci kulluğa ulaştın. Bu mutluluğun yarısını elde etmektir. Eğer o kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa, o kişi mutlaka dünya saadetinin yarısına ve üçüncü kat cennete ehil olur. Bir insan düşünün ki
Ben diyor cehenneme gitmek istemiyorum. Tamam diyoruz. Öyleyse çok kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hayır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğim. Dilemeden cennete gitmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayacaksınız. Hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah'ın koyduğu kanunları istesek de istemesek de yaşamak mecburiyetindeyiz. Allah'ın kanunu eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Eğer bir kişi size gelip de ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum ama cennete gitmek istiyorum derse, ona diyeceksin ki senin alabileceğin şey sadece havadır. Sen Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın kanunlarına karşı çıkan birisin. Hiçbir zaman Allah'ın emrini yerine getirmeden hiç kimse o emrin mükafatına ulaşamaz. İlk mükafat Allah'a ulaşmayı dilemekle vücut bulan, üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kulluğun sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kulluğun sahibisiniz. Bu sizin birinci kulluktaki mutluluğunuzu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın kulu olmuştur. Ne yapar Allah Teala? 7 tane Furkan'la veya durumunuza göre 1 tane Furkan'la, 4 tane Furkan'la ama mutlaka günahlarınızı örter. Mutlaka sizi cennete gidebilecek hüviyete sokar. Matematik değerler açısından amel defterinizdeki rakamların, pozitif rakamların, yeşil rakamların, zayıf rakamların nakıs rakamlardan, kırmızı rakamlardan fazla olması gerekir. Ancak o zaman cennete girebilirsiniz. Bakiyenin mutlaka pozitif tarafta yeşil rakamlarla var olması lazım. Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah Teala 5-6 saniye içinde size furkanlar veriyor. Her verdiği furkanla günahlarınızı örtüyor. Öyle ki ne kadar günahkar olursanız olun, Allah Teala bütün günahlarınızı örtmeye hazır. Bunun manası, bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra mutlaka Allah'ın cennetine ehildir. Eğer insanlar Allah Teala'nın kanunlarını bilmiyorlarsa, bunlar onlar için bir mana ifade etmiyorsa ve Allah'ın emrini yerine getirmiyorlarsa, o zaman şikayet etmeye hakları yoktur. Hepimiz netice itibariyle bir mahlukuz. Allah'ın koyduğu kanunlara itaat etmek mecburiyetindeyiz. İtaat etmek istemiyorsak etmeyiz. Çünkü serbest iradeyle yaratılmışız. Allah Teala irademizi asla ket vurmuyor, engel olmuyor. Nasıl istersen öyle davran diyor. Yalnız birisi cezayla, birisi mükafatla sonuçlanacak. Dilediğini yapmakta serbestsin diyor. Öyleyse bütün insanlar seçecekleri yolu seçmekte serbestler. Dilerlerse Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah'ın cennetine girerler. Allah'a ulaşmayı dilemezlerse gidecekleri yer cehennemdir. Onu bilerek bunu yapmış oluyorlar. O zaman sorumlu olan sadece kişinin kendi nefsidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kulluk başlamıştır. Kulluğun mükafatı mutlaka cennettir. Olay birinci kat cennetle başlar. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tonla kötülük işlemiş ama Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiş, amelde yapamadan ölmüş bu kişi. Onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öbür taraftan da yıllarca 5 vakit namazını kılmış, İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve bunları yerine getirmenin huzuru içerisinde diyor ki ben, acaba Allah-u Teala beni hangi kat cennetine alır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse gideceği yer hiçbir zaman cennet değildir. Mantık ölçülerinize göre değil, Allah'ın kanunlarına göre düşünmek mecburiyetindesiniz. Mantığınızı o kanunlara uygun bir dizayn içerisinde değerlendireceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka cennete girer. Çünkü onun
Allah'la edildikten en çok 7 saniye sonra sevapları, günahlarını mutlaka aşmıştır. Sonra ne olur? Sonra o kişi de Allah Teala birçok fonksiyon eda eder. Ve bir gün onu mürşidine ulaştırır. Üzerimize farz olan mürşide ulaşma keyfiyetini gerçekleştirdiğimiz zaman Allah Teala'nın bize olan hediyesi bizi ikinci kat cennetine almaktır. Mürşidine kim ulaşırsa, dikkat edin, mürşidi Allah gösterir. Ve ulaştığı an tabiyet gerçekleşir. Bu 12 tane ihsanla yapılan bir tabiyettir. Ve o kişinin günahları evvelce örtülmüşken burada bir de sevaba çevrilir. İkinci kat cenneti kişi burada kazanır. Mürşidine tabi olduğu noktada. Tabiyet asıldır. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar devam eden bir tek din. İşte o din, kainatın tek dini, bugün çeşitli adlar almış, çeşitli insanlar, farklı dinleri yaşıyorlar ve her biri kendi dinlerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Oysa ki hepsinde iblis ipleri eline almış. Ne yazık ki İslam'da da Allah'ın temel kanunları unutulmuş. Daha evvel Hristiyanlıkta, ondan daha evvel Yahudilikte Allah'ın hükümleri birer birer kaybolmuş. Ve insanları kurtuluşa ulaştırmak muhtevası bütün dinlerde kaybolmuş. Dinlerin oluşması zaten başlı başına bir hatadır. Çünkü dinler hiç olmamıştır Allah'ın indinde. Sadece bir tek din vardır. 7 tane safhadan oluşur. Her bir safha bir kulluğu ifade eder. Allah'laşmayı dilemek birinci safha, birinci kulluktasınız. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinizle ulaşıp tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. İkinci kulluktasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, Allah'a teslim ettiniz. Üçüncü kattasınız. Üçüncü kulluktasınız. Üçüncü safhasındasınız yolun. Buraya kadarı, yani 22. basamağa kadar olan olaylar dizisi Allah Teala tarafından garanti edilmiş. O size namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, zikri sevdiriyor, mutluluğunuz için gerekli olan her şeyi sevdiriyor ta ki sizi kurtarsın. Sadece bir tek dileğinizle sizi 3. kat cennetine ulaştırmaya hazır. Burada 3. kat cenneti elde edersiniz. Dikkat edin, Allah'ın garantisi burada biter. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala şeytanla aranıza bir zırh koyar. Şeytan hiçbir zaman o zırhı açıp size negatif telkinlerde bulunup da sizi alaşağı edemez. Allah Teala buna asla müsaade etmez. Sözünü mutlaka yerine getirecektir. Namaz kılmasını sevmeyen, oruç tutmasını sevmeyen, zikri sevmeyen bir insan Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra bunları sevmeye başladığını görecektir. Ölçü de budur. Bir kişi size sorarsa, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama senin söylediklerinin hiçbirini hissetmiyorum. Zikri de sevmiyorum, namazı da sevmiyorum, orucu da sevmiyorum. Ama yemin ederim ki ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledim. Ne diyeceksiniz o zaman ona? İki tane dileme vasıtan var diyeceksiniz. Bunların bileşkesinde oluşur Allah'a ulaşmayı dilemek. Birisi diliniz, ikincisi kalbiniz. Kalbinizde Allah'a ulaşmak konusunda bir talep yoksa, diliniz yüzlerce defa söylese, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye, hiçbir şey ifade etmez. Kalbinizde olan talebi dilinizle Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Eğer kalbinizde talep yoksa, yalnız diliniz söylüyorsa, bu Allah'a ulaşmayı dilemek demek değildir. Hiçbir zaman mutsuzluktan kurtulamazsınız. O kişi namazı sevmez, orucu sevmez, zikri sevmez. Allah'ın emirlerinin hiçbirisi onun için bir zevk değildir. Öyleyse o insanları düşünün, camileri dolduran milyonlarca insan,
gönülsüz insanlar. Allah Teala emretmiş diyor, şu öğle namazını kılayın da aman yakamdan düşsün. Yapmazsam diyor, cehenneme atacak Allah Teala beni. Mutlaka namazımı kılmalıyım, orucumu tutmalıyım. Hangi sıkıntılar içerisinde namaz kılıyor kişi? Bir an evvel yakasından o borç düşsün diye. Oruç tutuyor, üstelik de sigara tiryakisi ve de kırmadığı, geçirmediği insan kalmıyor. Kaç çocuk ulaşmıştır bize de demiştir ki şu babam oruç tutması olmaz mı? Neden evladım? Bizi bütün gün dövüyor diyor Ramazan günleri. Babası sigara içiyor, açlık başına vuruyor adamın, çocuklardan alıyor öfkesini. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi bütün ibadetleriyle mutlu kılmak ister. İbadetlerin maksadı budur. Namaz kılarken mutluluğu yaşamalısınız. Zikir yaparken mutluluğu yaşamalısınız. İbadetler size Allah'ın o büyük zevkini yaşamanız için, gerçekleştirmeniz için Allah Teala tarafından tevdi edildi. Onlar sizin omuzlarınıza konulan angaryalar değildir. Onlar sizin Allah'ın zikir zevkini yaşamanız için, Allah'ın namaz zevkini yaşamanız için, Allah'ın oruç zevkini yaşamanız için Allah Teala tarafından size veriliyor. Açlık bir işkence değildir. Eğer belli bir seviyeye ulaşırsanız göreceksiniz ki açlık size zevk verecek bir mevsimdir. Zaten açlığı hissedemezsiniz. Açlık olarak hissedemezsiniz. Herkes gibi siz de yemek yemezsiniz, su içmezsiniz. Ama Allah Teala size açlığı hissettirmez. Huzur içinde bir Ramazan ayı geçirirsiniz. Öyleyse herkes için Allah'ın yardımı mutlak olarak bir vetire hüviyetinde gelir. Kişi hangi safhadaysa o safhaya göre, o fenomenin o noktasına göre Allah'tan yardım alır. İşte ruhunuzu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Garantisi vardır. O noktada dünya saadetinin yarısını elde edersiniz. Önemli olan üçüncü kulluktan düşmemektir. Üçüncü kulluğa herkes ulaşır. Çünkü Allah ulaştırır. Ama üçüncü kulluğa ulaştığınız zaman, ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatına ruhunuz yok olduğu zaman, şeytanla aranızdaki zırh, koruyucu kalkan kaldırılır. Başlangıçtaki gibi gene şeytanla karşı karşıyasınız. İnsan ve cin şeytanlarla. Kafanıza kim zehirler koyuyorsa o insan şeytanlardan biridir. Allah-u Teala'nın yolundan kim men ediyorsa, kim Allah'ın yolunu kötülüyorsa, kim şikayetler ediyorsa Allah'ın yolundan, onlar insan şeytanlardır. Aklarına tağut diyor Allah-u Teala. O tağutları dikkatle izleyin ve onlara hep Kur'an hakikatleriyle mukabele edin. Allah Teala'nın dizaynında sadece safhalar boyunca devamlı olarak artan bir mutluluk vardır. Neticede full mutluluğa ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Öyleyse üçüncü cennete kadar, dünya saadetinin %51'ine kadar Allah'ın garantisiyle karşı karşıyasınız. Tehlike ondan sonra başlar. O güne kadar size diş geçiremeyen iblis, o günden sonra size şiddetle musallat olacaktır. Hep zayıf noktalarınızı arar. Hep tartışma alanları yaratır sizde. Hep Allah'ın güzelliklerini size negatif olarak göstermeye çalışır. Hangi ölçüde başarı kazanırsa, kişi o kadar Allah'ın yolundan sapar. Allah'ın yolu bir bütündür. Eğer bir insan şöyle düşünürse, Allah Teala bana garanti etmiş. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle ben insanlardan seçerim. Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse onları kendime ben ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala sözünü mutlaka
yerine getirecektir. Ve oraya ulaştığınızda, Allah'a ulaştığınızda eğer şu fikrin sahibiyseniz ne oldu? Allah Teala bana söz vermişti. Ben bana düşeni yaptım. Allah'a ulaşmayı diledim. Allah da beni kendisine ulaştırdı. Bu yaşadığım mutluluk bu sebeple. Öyleyse ben, Allah'a ulaşan ben, eğer devam edersem, fizik vücudumu da Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilersem, Allah'ın gene sözü var, fizik vücudunu teslim etmek isteyene de yardım edecektir. Onun fizik vücudunu teslim alacaktır. Buna tevekkül müessesesi diyoruz. Tevekkül, Allah'ı vekil tayin etme, 7 seviyelik bir davranış biçimi ifade eder. Birincide Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman, üçüncü kat cennete kadar Allah'a vekil tayin ediyorsunuz. Allah Teala siz namazı sevseniz de sevmeseniz de, orucu sevseniz de sevmeseniz de, hepsini size zevkli hale getirir. Mutlaka kendisine ulaştırır. Neyle yapıyorsunuz bunu? Allah'ın size yaptığı o yüksek yardımlarla yapıyorsunuz. Şeytanla aranızı kesin şekilde kesmiştir. Ama ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra şeytanla, insan ve cin şeytanlarınız artık kesik değildir. Onlar devamlı olarak sizi Allah'ın yolundan men etmeye çalışırlar. Çıktığınız yerden aşağı düşürmeye çalışırlar. Ve artık serbestler. Mütemadiyen zihninizi meşgul etmeye çalışırlar. Öyleyse ruhun Allah'a teslimi ile fizik vücudun teslimi aynı esaslara bağlı değildir. Ruhunuzun tesliminde sağlam bir zemindesiniz. Kopmaz bir iple Allah Teala sizi kendisine çekiyor, mutlaka kendisine ulaştırır. Hiçbir konuda hiçbir engel tanımaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaştıktan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Tağutla direkt olarak başlangıçtaki gibi Allah'a ulaşmayı dilemeden olduğu gibi, evvel olduğu gibi karşı karşıyasınız. Bu fırtına sizi zedeleyebilir. Ve o zaman Bakara suresinin 257. ayeti kerimesindeki ikinci taraftan olursunuz. Ne diyordu Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Burası Allah'ın verdiği sözü yerine getirdiği noktaya kadar. Diyor ki Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani onların nefslerinin kalbini %51 nura kavuşturur Allah Teala. Zulmetten nura çıkardı. Nurun pozisyonu karanlığın pozisyonunu aştı. Zulmeti aştı. Bu zulmetten nura çıkarmaktır. Ama ayet-i kerimenin ikinci tarafına da bakalım. Vellezine keferu evliyahumut tagute yurucunehum minen nuri ile zulümati. Ama diyor onlar ki kafirlerdir. Onlar da diyor tagutun dostudur. Tagut onları nurdan zulmete ulaştırır diyor. Bu iki ayetin bu iki cephesini iki kanadını birleştirirseniz birinci kanat ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya kadar geçen devre içindeki hüviyeti ifade eder. İkinci kanat nura ulaştıktan sonra tagut tarafından nasıl aldatıldığınızı, nasıl oradan aşağı düştüğünüzü ifade eder. Öyleyse insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse tagutun dostu değildir. Tagutun dostluğundan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Nereye kadar? Allah kendisini kendisine, Allah'a ulaştırana kadar. Bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun kendisinin üzerine bir farz olduğuna da inanıyor. Dört, Allah'ın verdiği sözü mutlaka tutacağını, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağını kesinlikle biliyor, ona da inanıyor. Kimdir bu insan? Bu insan, mürşidini Allah-u Teala'nın istemek yetkisinin sahibi olan kişidir. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyette çıkıyor karşımıza. Sadece onlar mürşitlerine ulaşacaklardır. Bu söylediğim dört şartın sahibi olan insanlar mürşitlerine ulaşacaklardır. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. O formülün
bütünüyle mücehhez olmuşlardır. Allah'a ulaştıktan sonra, koruyucu kalktıktan sonraki safayı, onlar ki kafirlerdir, tağut onları nurdan zulmete götürür ifadesi anlatıyor. Artık kişi tağutun tesiri altına girmiştir. Hüzünlüdür, huzursuzdur, sıkıntılıdır. O tağutun statüsü içerisinde giderek aşağı doğru inecektir. Dikkat edin, nurdan tekrar zulmete geri döndürülmek. Öyleyse birinciler müminler, ikinciler artık Allah'a ulaşmakta, Allah'a ulaşmaktan sonra düşen fasıklardır. Allah Teala Allah'a ulaştıktan sonra düşenlerin adına fasık diyor. Tekrar küfre bir dönüş söz konusu oluyor. Başlangıçta herkes kafirdir. Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olur. Allah'a inanmak mümin olmanın bir sebebi değildir. Allah'a inanmak mümin olmayı mümkün kılmıyor. İnanan olmayı mümkün kılıyor sadece. Ve kişi Allah'a inanıyor diye hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak mecburiyetindeki Allah onu üçüncü kat cennetine ulaştırsın. Yolun neresinde kişi ölürse o kat cennetin sahibidir. İşte ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, kalbiniz %51 nurla doldu. Bu noktadan sonra şeytan sizinle devamlı ilişki kuracaktır. Devamlı sizi Allah'ın yolundan saptırmaya çalışacaktır. Devamlı kafanıza negatif şeyleri sokacaktır. Devamlı sizi mutsuz etmeye çalışacaktır. Mutsuzluğunuzun ölçüsüne bakın. Ölçü artıyorsa siz aşağı doğru iniyorsunuz. Allah Teala'nın yolunda metanet, sabır asıldır. Allah'ın ipine, onun için Allah Teala sımsıkı sarılın diyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Fırkalara ayrılmayın diyor. Acaba insanlardan bir ip demekle Allah Teala neyi kastediyor? Mürşidi kastediyor. Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe. Öyleyse Allah Teala ile olan meselelerinizi onunla aranızda halletmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala ile olan meselelerinizi şeytanla halledemezsiniz. Tağutla halledemezsiniz. Her gün karanlığa biraz daha, biraz daha, biraz daha batarsınız. Tehlike vuslattan sonra başlar. Kalkan kalkmıştır ve şeytan size tekrar diş geçirebilmek için bütün kozlarını kullanacaktır. Sizinle uğraşır. Tasavvufa girmeden evvel şeytanla hiç ilişkisi olmayan insanlar, tasavvufa girdikten sonra şeytanın devamlı kendisiyle meşgul olduğunu görecektir. O güne kadar onun takımındaydınız, onun takımından çıktınız. Öyleyse sizinle devamlı meşgul olacaktır. Ve de dikkat edin, bu noktadan sonra eğer siz Allah'ın o sözünü hatırlarsanız, Allah bana demişti ki, sen bana ulaşmayı dilersen, ben seni kendime ulaştırırım. Sözünü tuttu. Beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse, ben Allah'a tevekkül edersem, Allah'a kendime vekil tayin edersem, yani Allah-u Teala'ya, ben sana fizik vücudumu da teslim ediyorum. Bu konuda zikrimi arttırmam lazım, ben zikrimi arttırmaya devam ediyorum. Bu tarzda bir ifadeyle gerçek anlamda zikrinizi arttırabiliyor musunuz? Arttırıyorsanız bu yoldan hiç düşmezsiniz. Ve mutsuz da olmazsınız. Mutsuzluk sadece zikrini arttıramayanların zavallı dünyasında yaşar. Öyleyse zikriniz fizik vücudunuzun teslimi için temeldir, asıldır. 33 bin zikirle ruhunuz Allah'a ulaşır. Onu 35 bine, 37 bine, 39 bine, 41 bine, 45 bine, 47 bine yükseltmekle vazifelisiniz. Yükselttiğinizde adım adım mutlulukları yaşayacaksınız. Allah'ın ortaya koyduğu ibadetlerin en büyüğü hangi ibadettir? Zikirdir. Vele zikrullahi ekber diyor Allah Teala.
Muhakkak ki Allah'ın zikri ekberdir, daha büyüktür, en büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Öyleyse zikrinizin ölçüsü seviyenizi gösteren en sağlam işarettir. Daimi zikre bir gün ulaşacaksınız. O zaman dünyada en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Bu demek değildir ki daha evvel mutlu olamazsınız. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki geçen devresinde ruha Allah'a ulaşana kadar o 5-6 ay içinde dünyadaki mutlu insanlardan birisi olur mutlaka. Çünkü Allah'tan devamlı yardım alıyor, Allah'ın huzursuzlukları önlüyor, şeytanın ona tasallut etmesine müsaade etmiyor. Vuslattan sonra şeytan tekrar devreye girer. İşte üçüncü kulluk bu açıdan kişinin tehlikeye düşeceği noktayı işaret etmesi bakımından önemli bir kulluktur. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması. Zikrinizi arttırmayı başarırsanız hiç korkmayın. Mutlaka siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiğini nereden anlarsınız? Bir defa zikriniz günün yarısını mutlak olarak aşmıştır. Ayrıca Allah'ın verdiği bütün emirleri hiçbir eza duymadan, kendinizi zorlamadan zevkle yerine getiren birisisiniz. Bu iki faktör varsa fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Nefsinizin kalbinde hala %10